Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün evet gündeme damgasını vuran Merkez Bankası faiz kararı vardı arkadaşlar. Faiz kararı ile beraber piyasada bir dalgalanma oldu. Olacaktı. İşin açıkçası tahmin edilmesi oldukça güç bir faiz kararıydı. Benim kararım Merkez Bankası'nın pas geçmesi yönündeydi. Ancak Merkez Bankası bence sürpriz bir karar alarak 500 bas puan Faiz arttırarak politika faizini %45'ten %50'ye getirdi. Şimdi sosyal medyada şimdi tabii o faiz kararını incelemeden önce arkadaşlar bir Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul şöyle 9144'dü sanırım en son. Şöyle baktığımızda evet asa karışık tepkileri var. İnen hisseler var, çıkan hisseler var değerli arkadaşlar. Nötr olanlar var. Borsa İstanbul genel olarak %2.7 pozitif anlamda karşılamış. 9.140 ile kapatmış. 9.020 ile dip yaptık. 9.192 ile de zirve yaptık. Şöyle baktığımızda da hacmin de 140 milyar TL ciddi bir hacim olduğunu, tam bir dalgalanma hacmi olduğunu görüyoruz. Aslında piyasalarda Merkez Bankası faiz kararını olumlu karşıladı. Bizim 336 olan CDS'lerimiz 318'lere kadar düştü. Beklentiler ise 280'lere kadar CDS yani kredi default score yani e, kredi notumuz aslında bir şekilde risklerimiz yani azalıyor demektir. Şimdi bunu konuşacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoyu komple şeye ayırmak istiyorum. Merkez Bankası faiz kararına. Evet, mevduat faizleri artacak. Mevduat faizi mi, borsa mı, borsada da taşıt maliyeti şimdi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle sosyal medyaya baktığımda sosyal medyada daha geçen gün Merkez Bankası'nın faiz arttırması önemli. Merkez Bankası faiz arttırması gerekiyor. Bu enflasyon kontrol altına alınması gerekiyor. Bu enflasyon kontrol altına alınmazsa bu şirketler bu bilançolar altında ezilir. Bu bilançolar kötü olur diyen birçok insanın sosyal medyada bu sefer arttırdın da ne oldu? Arttırdın ne olacak? Nereye vereceksin? Hedef ne olacak? Enflasyonu kontrol altına alabilecek misin? E böyle mi olacak? E enflasyonun üzerine veriyor musun faiz gibilerinden? Çin açıkçası oldukça siyasi bakışlı, objektif bakışını yitirmiş tweetler de okudum. Şeyler de okudum. <laughs> Bazen diyor ki işte borsaya faiz sevmez, borsacı olup da faize sevinen tek millet biziz herhalde. Şimdi ben de burada bu insanlara şu cevabı vermek istiyorum. Şimdi bakın sizin yapmış olduğunuz yanlış şu. Siz sanıyorsunuz ki ya anlamıyorsunuz ya da anlamazlıktan geliyorsunuz. Böyle bir durum var yani. Siz Türkiye'nin ekonomisini Almanya ile, İngiltere ile, Fransa ile, Amerika ile, İsviçre ile, Japonya ile karıştırıyorsunuz. Türkiye ekonomisi bir Japonya ekonomisi değil. Türkiye ekonomisi bir İsviçre ekonomisi değil. Türkiye ekonomisi bir Amerika ekonomisi değil. Amerika'da faizler arttırırsın borsa düşer. Japonya'da faizler arttırırsın Japonya'da borsa düşer. Almanya'da faizleri arttırırsın Almanya'da DAX endeksi düşer. Arkadaşlar bu aynı şey değil ki. Yani sizler de borsacı olup da bunu nasıl göremiyorsunuz onu anlamıyorum. Biz faizde bir borsacı olarak faizlerin yükselmesine sevinmiş değiliz. İşinize geldiğinizde enflasyon yok şu kadar yüksek, şirket bilançoları bu kadar yüksek, bu kadar fazla diyorsunuz. Ama ondan sonra o enflasyonu kontrol altına almaya çalışan bir merkez bankası olduğunda arkadaş faiz artışı çok fazla oldu böyle faiz artışı olur mu diyorsunuz. Bu yanlış, bu samimiyetsiz bir şey. Ortada bir bardak var. Arkadaş bu bardak buradan yan tarafa kalkacak. Ya bunu sen kaldıracaksın. Ya ben kaldıracağım. Ya ikimiz beraber kaldıracağız. Ben kaldırma arkadaş sen kaldır. E ben kaldırayım. E sen kaldırma ben kaldırayım. E sen kaldır. E ben de kaldırmam. Sen de kaldır. E iki gel beraber ikimiz kaldıralım. Yok ben seninle çalışmam. Ama bu bardak buradan buraya kanacak. O da öbür tarafa kaldırıp konulacak. Birileri yapacak bunu. O yüzden asıl borsacı olup da faiz konseptini tam olarak kavramayan sosyal medya üstatlarında bence problem var. Bakın, bir ihracatçı firma yani Ereli yatırımcısıyım ben şu an. Bir ihracatçı firma için bir şey değil yani sonuçta TL değerleniyor ve doların değeri düşecek. Ama işte buna rağmen ben size 3 yıldır ne diyordum arkadaşlar? Şu nankörlüğü yapamam. Yani 3 yıldır bu faizlerin artması gerekiyor. Bu faizlerin artması gerekiyor. Bu şekilde olmaz. O zaman ihracatçı firmalara yönelmemiz gerekiyor diyordum. Ha ben ihracatçı firmalara yöneldim. Evet, ama ben Merkez Bankası'nın faiz kararını arttıracağını beklemedim. Tahmin edemedim. Ama olması gereken buydu. Ama olması gerekeni yapacak diye bir kural yoktu ki Merkez Bankası'nda. Fakat bu Merkez Bankası'nın faiz artış kararı ilk etapta, bakın ilk etapta hemen anında TL kazanan şirketlere yarar. Bankacılık, zaten bankacılığa baktığımızda arkadaşlar sanırım %7'yi de Akbank en son baktığımda. Tavana doğru gidiyordu. Şöyle ve biraz vermiş. 5.63'e kadar gelmiş. Bankacılık için iyi. Türksel, Türk Telekom şirketleri için iyi. Ancak ileride muhtemelen düşecek enflasyondan dolayı şirketlerin üzerindeki yük azalacak. Bu da ne demektir? Orta ve uzun vadeli sanayi şirketlerine de yarayacaktır bu. Çünkü enflasyonun düşmesi demek enflasyonun düşüşüyle beraber bilançoların üzerinde alternatif getiri unsurunu azaltacağız biz. Ha siz neden bu kadar pozitifsiniz dersiniz. Arkadaşlar ben 3 tane hikaye inanıyordum. Bakın 3 hikaye borsada. Bu 3 hikayelerden birincisi neydi? Kredi derecelenme kuruluşlarının bize not vermesi. Ben hala ta pandemi sürecinden beri olduğum noktadayım. O yapmadıklarında eleştirdim. Yapmaya başladıklarında da sırf muhalefet olsun diye eleştirmiyorum. Takdir ediyorum. Kredi derecelenme kuruluşları işte Fitch notu arttırdı. S sırada S&P var. Ondan sonra da Moody's var. Bundan arttıracak. Bundan arttırmadan dolar bir yerden dolar diyorum özür dilerim. Borsa bir yerden bir yere gitmez dedim. Bu hikaye bir bu cepte. İkinci hikaye ne dedim arkadaşlar? Türkiye'de enflasyonun düşme olayı. Eğer bu Merkez Bankası'nın yanına bir politikaya girerse ki bence Merkez Bankası'nın metni oldukça şahindi. Çakarız, koyarız, vurarız, asarız, keseriz, arttırırız şeklinde. Aynen bu şekilde. Ben bu kadar şahin bir metin görmedim. Çok şahin. Enflasyonun belirini kıracağız arkadaşlar. Bu kadar net. Bu kadar. E demek ki o zaman Haziran'da falan bu enflasyon düşe geçecek. Peki sonuçta sanayi şirketi olmasına rağmen de bu şirketler ne kazanıyor? TL kazanıyor. Dolar da kazansa içeride bunu konvertibilite Çeviriyorsun tak TL oluyor. TL kazanmaya devam ettiği sürece. TL de değerlendiği sürece orta ve uzun vadede yani 3 ila 6 ay içerisinde de sanayi şirketlerinde de pozitif yansımasını göreceğiz biz bu faiz artışının. Çünkü enflasyon kontrol olacak. İkinci hikaye bu. Üçüncü hikaye nedir arkadaşlar? FED faiz indirim süreci. Ben işin açıkçası güvercinim diyordum. Goldman Sachs diyor ki arkadaş 75 basman faiz indirecek. Goldman Sachs çok şahin durdu faiz indiriminde. Arkadaş ben kendimi güvercin sanıyordum. 50 adam 70 75 süper ya. Adamlık diyor, ben diyor bozuldum diyor. Goldman Sachs onu söylüyor. 75 puan, puan. Ben halbuki diyor 125 indirecekti. Ben 50 bekliyordum Amerika'dan bu sene. Goldman Sachs 75 bas puan, puan faiz. Dedi. Bir de Amerika'da faizler indiği zaman, paralar ortaya saçıldığı zaman bakın her bir 25 bas puan, puan faiz 400 milyar dolar demek dünyaya saçılacak. Bu para kendine yön arayacak. Kredi derecelendirme kuruluşları not veriyor. Enflasyon geliyor. Dolarda da baskı yok. E, paranın yönü e, Türkiye'yi işaret ediyor. İşte bu bizim için aslında Amerika'nın biraz geç faiz indirim sürecinin uzatması bizim de ekonomiyi düzeltmemiz için iyi oldu. Bence Merkez Bankası'nın hedefi de bu Amerika'daki faiz indiriminden iyi nemalanmak. İyi nemalanmak. Oradan gelen e, parayla, pupa yelkenleri, rüzgarla yelkenleri doldurmak. İşte bundan dolayı o yüzden şunu hayal etmeyin ya. Yani faiz arttı. Şunu hep böyle bir TL rallisi, TL enflasyon rallisi, TL enflasyon rallisi var kafalarda. TL enflasyon rallisine gerek yok. Dolar rallisi yapalım. O da şöyle olur. Yani siz mesela diyelim ki 2022 yılında Ere 18 milyar TL kazanmış. Bu sene 40 milyar TL kazanacak. Ya şimdi 18 milyar TL kazanırken dolar 31 liradaydı. 40 milyar TL kazanırken dolar 31 TL'de kaldığını düşünün. Şimdi 18 milyar. Şimdi bir de şöyle düşünün. 18 milyar 31 dolar yani 18 milyar TL ama Ereğli 40 milyar dolar kazanıyor ama dolar 45 lira oluyor. Bir anlamı ki gene aynı yani ama şu aşamada Ereğli gene TL bazı artışına devam edecek ama dolar yerinde kaldığı için dolar bazı getiriyor. O zaman niye anlatmaya çalışıyorum? Bundan sonra stabil duran bir dolar değerlenen bir TL ile TL enflasyon rallisini unutun dolar rallisi başlayabilir önümüzdeki Aylarda ve yıllarda. Bakın bu önemli. Beyin bedava. O yüzden sosyal medyada insanları dinlerken biraz rasyonel olup olmadığına, samimi olup olmadığına dikkat edin arkadaşlar. Yani şimdi bir şeylere bakalım. Grafikleri ondan sonra videomuzu bitir. Şimdi arkadaşlar biz şurada çift tip olur mu olmaz mı çift tip yapar mıyız dediğimizde zaten şu biraz sarktı ve buradan pat dedi buradan çift tipi getirdi. Şimdi bazı arkadaşlar şurada üçlü tepede olabilir diyebilir. 1, 2, 3. Üçlü tepe olup buradan bir satış gelebilir. Gelebilir doğaldır. Yani 9 bin doğru tekrar bir aşağıya doğru bir iniş olabilir. Şurada bir destek var. Sorun yok. Yani sonuçta buradaki bir tepki olabilir. Şuraya doğru gelebilir. Şurada bir ikili tepe yapabilir. Şuralarda şuralarda tekrar. Yani şöyle bir aşağıya doğru gelir. Tekrar yukarıya doğru çıkar. Onsa buralar tekrar bir daha dirençle karşılaşır. Bir daha buralara kadar gelir. Bunlar borsanın kendi işleyiş mekanizmasında. Bunları tahmin etmek oldukça güç. Ancak şu an teknik analize baktığımızda hareketli ortalamanın oldukça yukarısına sert çıktığımızı görüyoruz. Tabii ki bazı hisseler çıkmamış olabilir. Ona bir şey diyemeyiz. Ve burada hareketli ortamın üstünde olduğumuz sürece borsada şimdilik işler iyi gidiyor diyebiliriz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi, düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar dilerim.